Geldim. Hocam ben diyorum öyle hemen söyleyeyim ki. Hocam yardım polisi istiyorum. Başkanım. Darımız nerede? Allah seni korusun. Seni görünce var ya. Ben iyi düz vakta kaldım. Sen bir ev tut, ben kirasını vereyim. Kızım yanına aparacak beni, orada da ev geziler bulamayacağım. Tamam, ben size kira veririm. Biz burada selden önce çalışmalarımızı bitirdik önemli bir kısmında ve boş evleri tahliye ettik. Eğer bugün o evler tahliye edilmemiş olsaydı, muhtarımızın burada ifade ettiği gibi, Allah muhafaza, hiç istemezdik ki can kaybı olsa ama can kaybımız daha fazla olurdu. Ne yapıyoruz? Bu dezavantajlı, olumsuz yerlere halkımızla işbirliği yaparak da kamulaştırıyoruz, satın alıyoruz. Sonra da Urfa'da bir güzelliğe çeviriyoruz. Ve bir dere yatağının etrafındaki yere başlamamız gerektiğini biliyordum ve başladık. Daha önce de diğer tarafta da yaptık 184 ev ve yine Karakoyun'un diğer tarafında, Süleymaniye tarafında Karakoyun'a yakın yerlerde biz satın alarak oralarda park yaptık. Küçük küçük parklar yaptık çünkü bu derenin yatağı her zaman tehlike, uzun süredir buranın sel basmaması, buraları sel basmaması, sel basmayacağı anlamına gelmiyordu. Biz bunun için geldiğimizden beri çalıştık, gayret ettik, kamulaştırmalarımızı yaptık, tahliyelerimizi yaptık. O gün de muhtarımız dediği gibi bu evde dahil bakın birçok tahliyemizi daha önceden yapmıştık. Helal. Yapmamış olsaydık Allah muhafaza sıkıntı daha büyük olurdu. Allah bir daha milletimize bu afetleri göstermesin, bu belaları göstermesin. Selden önce boşalttığımız bu eve ilk kepçeyi vuralım, bakalım, bismillah diyelim. Ondan sonra da Karakoyunlu mahallesini inşallah hem şartlara uygun hem de modern bir hale getirmenin çalışmasını başlatmış oluyor. %25 istimlak edilmiş ve bitmiş durumda. Evet. Rakamsal olarak 136 bağımsız bölüm burada istimlak etmişiz. Tabii ki devam gelecek. Başladık. Biz burada kimseyi incitmek istemiyoruz. Tabii ki vatandaşlarımızla uzlaşma önceliğimiz, muhtarımız da ifade etti, mağdur etmeme önceliğimiz. Onun için de çaba sarf ediyoruz. Gayret sarf ediyoruz. Her zaman bunu diyoruz. Ya buralarda yasanın bize verdiği ölçünün azami sınırı neyse, yasal sınır, azami sınır neyse kullanalım. Çünkü buradaki insanlar gerçekten çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Ben bunu biliyorum. Mağdurlar. Hatta buraya el attığımızı görünce diğer bölgelerdeki muhtarlarımız da bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bizim bölgeye ne zaman geleceksin? Tabii ki burası dere yatağının kenarı, riskli bölge. Biz buradan başladık. İnşallah dua edin.
vatan halkımızdan da dua istiyoruz. İlk kepçeyi vuralım. Sonra da yeniden buraları da böyle güzelleştirmenin güzelleştirelim ve bu güzelliği beraber görüp yaşayalım. Burada 183 yapının tamamını Sevden Eve satın almıştık. Önemli bir kısmını da yıkmıştık. Yıkılması nedeniyle de geniş alanlar açıldı. Geniş alanların açılması burada biraz görülenme oluşturdu. Aksi takdirde buralarda ev düşündüğünüz zaman sular daha çabuk yükselecekti. Basınç daha fazla olacaktı. Felaketin boyutu da çok daha büyük olacaktı. Vatandaşlarımız da burada. Onlar da buna şahitler tabii. Evet. Diğeri geldi. Hepsi boş. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Bin defa Allah başımızdan eksik etmesin. Millet olarak bize hizmet eden lazım. Evet. Hizmet eden de Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Sayın Başkanım lazım bize. Evet. Böyleleri lazım. Bak gelmeden icat lazım. Biz buraya kendisiyle görüşmeye gittik. Sözün eridir. Adam 11. ayında başlayacağız dedi. Ayın 11'i olmadı başladığına. Sayın Muhtarım doğru mu? Doğrudur. Biz hepimiz beraber gittik ve başladık. Ben şu anda da evimi de verdim. Razıyım. Allah gelsinden razı olsun. Allah belediyeden razı olsun. AK Parti'den razı olsun. Yani belediye başkanı neydi? Tanımıyordum. Seçimden seçime. Ama sağ olsun şimdi karşımda. Abi kardeş gibiyiz. Beni dinliyor. Sorunlarımızı dinliyor. Allah gelsinden razı olsun. Evet. Allah başımızdan eksik etmez. Şimdi zaten bu mahallen Urfa'nın kanayan bir yarası olmuştu. Neşter atılması lazımken neşter atılmıyor. Bu 20 yıldır böyleydi. Sağ olsun Zeynel Başkanımız başa geldi. Geldikten sonra ilk işi zaten neşteri attık. Arkasından bu sel felaketini, deprem felaketini yaşadık. Ondan dolayı Allah bin sefer başkanımıza ve kurum müdürlerimize, daire başkanlarımıza razı olsun.